Biz de sizleri unutmayacağız. İşte Çinli meslektaşımızın görüşleri, düşünceleri sevgili seyirciler. Dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz. Azerbaycan sınırda uçuş yapan savaş uçağı nedeniyle İran'a nota verdi. Azerbaycan İran'a ait bir uçağın iki ülkenin sınırı boyunca uçuş yaptığı gerekçesiyle ülkeye protesto notası verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Report Ajansı'na verdiği röportajda Ermenistan, Pırak ve Soçi belgeleriyle Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı dedi. Tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Fatih Anos Bakü'de bizi bekliyor. Sözü ona verelim. Nedir bu gelişmenin ayrıntıları? Coşkun Özen özellikle son bir yıldır İran ve Azerbaycan arasında tansiyonun zaman zaman yükseldiğini görüyorduk. Özellikle 28 yıllık işgalin ardından İran'ın ilk kez bölgede tatbikatlara başlaması Azerbaycan'ı Bakü'yü rahatsız etmişti ve İran'ın sürekli bölgede haritanın değiştirilmesine izin vermeyeceğiz gibi açıklamaları yani Azerbaycan'ın Nahçıvan'a ulaşacak Zengezur koridorunu kullanmak istemesi de Tahran yönetiminin sürekli karşı çıktı bir husustu ve iki ülke arasında gerçekten soğuk rüzgarlar esiyor. Bir yeni aslında iki ülke arasındaki e, yükselen tansiyon bu hafta sonu gerçekleşti. İran'a ait bir savaş uçağı Zengilan'dan Bilesuvar'a kadar yani e, İran-Azerbaycan sınır hattı boyunca e, sabah saat 9.44'ten 10.26'ya kadar yaklaşık 40 dakika boyunca burada e, uçuş gerçekleştirmesi Azerbaycan'ı, Bakü'yü bir kez daha rahatsız etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ortak bir açıklama yaptı. E, i̇ki ülke sınırı boyunca defalarca uçuş gerçekleştiren İran askeri savaş uçağı için sivil havacılığın güvenliğini tehlikeye atan bir girişim ve iki ilişk ikili ilişkileri, kötüleştirdiğine dair bu noktada da bir son veri olduğu ifade edildi. Azerbaycan'da görev yapan İran'ın Bakü e, büyükelçisi de Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Tabii bir izahat istendi. Söz konusu girişim için Araz Nehri boyunca geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenlediği Tahran yönetiminin hatırlatıldı. Son dönemde bölgedeki yine Tahran yönetimi tarafından yükselen tansiyon yine bu noktada hatırlatıldı ve ve İran'da İran tarafını böylesine provokatif bir eylemden dolayı şiddetle kınıyoruz denildi Büyükelçi'ye. Uygun bir açıklama yapmaya da davet edildi. İran yönetimi gelecekte bu tür çatışmacı adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Tahran'ı denildi ve dediğimiz gibi kendisine Azerbaycan'ın protesto notası iletildi. Hatırlatalım 40 dakikaya yakın hafta sonu e, Azerbaycan sınır hattı üzerinde bir İran askeri uçağının görülmesi üzerine de Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ortak bir açıklamayla İran'a bu tepkiyi gösterdi. Aynı tepki. İran'ın Bakü Büyükelçisi'ne de yine Dışişleri bakanlığı çağrılarak protesto notası notasıyla gösterildiğini ifade edelim. Tabii bölgede yine gelişmeler devam ediyor. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve görüşmede bölgedeki artık bu barış görüşmeleri olsun, sınırların belirlenmesi olsun bu çabaların hızlandırılması gerektiği ifade edildi. Nikol Paşinyan'ın da yarın gazetecilere açıklama yapması bekleniyor. İşte bu bilgiler ışığında Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı, daha doğrusu Cumhurbaşkanının dış politikalardan sorumlu yardımcısı Hikmet Haciyev yerel basın açıklamalarda bulundu. Özellikle 30 yıllık işgalin etnik temizliğe ve büyük yıkımlara rağmen Cumhurbaşkanı Aliyev'in 44 günlük vatan muharebesinin hemen ardından iyi niyet sergilediğini, bir zeytin dalı uzattığını ifade etti. Egemenliğin karşılıklı olarak tanınması ve barış gündeminin artık iki ülke arasında yeniden güçlenmesi gerektiğini yine hatırlattı. Ancak bütün bunlara rağmen herhangi bir adım atılmadığını da ifade etti. Ermeni sakinleriyle Azerbaycan'ın orada yaşayan Ermenilerle görüşmesinin olağan olduğunu bundan sonra bu noktada Azerbaycan devletinin kanunlarının geçerli olduğunu ifade etti ve şunun da altını çizdi. Soçi'de ve Pırak'ta yapılan görüşmelerde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü Karabağ'daki hakimiyeti Ermenistan tarafından kabul edilmiştir. Artık bu noktadan sonra bu konuların konuşulmaması gerektiğini, bundan sonra barış gündeminin ele alınması gerektiğini, orada yaşayan Ermenilerin daha rahat, daha refah içerisinde yaşaması için neler yapılabileceğine ilişkin e, bu noktaların ele alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Hikmet Hacıev özetle şunu söyledi. Artık o noktada hakimiyet Azerbaycan'ındır. Bundan sonra bunun üzerine ne konuşabiliriz? Bunları masaya getirelim dedi. Bir önemli dipnotta bölgedeki Karabağ'da yaşayan Ermeni sivilleriyle ilk temas kurulmuştu geçtiğimiz haftalarda yakın günlerde de bu Ermeni sivillerin temsilcilerinin Bakü'ye davet edildiği bilgisi var elimizde ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de bizzat kendileriyle görüşerek oradaki sosyal hayatın daha da geliştirilmesi için neler yapılabileceğine ilişkin bir görüşme gerçekleştireceği ifade ediliyor. Azerbaycan gündeminde öne çıkan başlıklar böyleydi. Fatih Uno Bakü'den paylaştığı detayları bizimle sevgili seyirciler.